Londra bu hafta 11 yıl aradan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı misafir etti. Rauf Denktaş Londra'da kaldığı günler içerisinde yoğun bir program çerçevesinde çeşitli etkinliklere katıldı. Ve son olarak Londra Üniversitesi'nde halka açık bir konferans vererek dünden bugüne Kıbrıs'ı anlattı. Denktaş'ın konferans sırasında performansından hiçbir şey kaybetmediği gözlerden kaçmıyordu. Yancak bu ışıkları yaksınlar da karanlığa konuşmayayım. Kime konuştuğumu göreyim. Bütün imkansızlıklara rağmen size samimiyetle söylüyorum. Anavatan'da ve Kıbrıs'ta benzeri ziyaretlerde duyduğum heyecanın çok fevkinde bir heyecan duydum. Çünkü hangi şartlarda bunu başardığınızı görüyorum. Sizleri, öğretmenlerinizi ve çocuklarınızı yürekten kutluyorum. Bu çalışmalarınızı ümit ederim Türkiye'nin temsilcileri de bizim temsilcilerimiz de yakından izlerler. Görevleridir izlemek. Eksikleri tespit ederler ve daha da yardımcı olmak için ellerinden geleni yaparlar. Biraz evvel başkan söyledi. Rum-Yunan davasının, Ermeni davasının bütün gücü diaspora denilen dışta yaşayan Ermenilerden ve Rum topluluklarından gelmektedir. Bizim Almanya'da büyük bir Türk nüfusu var. Burada büyük bir Türk ve Kıbrıs Türk nüfusu var. Bunların birleşerek bilimli bir şekilde partiler üstü, milli konularda partiler üstü bir yaklaşımla davalarına sahip çıkması büyük bir güç verecektir davamıza. Cumhuriyeti ilan etmemiz suçmuş dediydi bazı arkadaşlar zamanında. Şimdi Allah kendilerini getirdi, bu cumhuriyetin, bu devletin başına oturttu. Şimdi bakın. Cumhuriyetimiz var ve eskiden bu makamlara gelinceye kadar Rumları başka türlü anlamış, onlarla işbirliği halinde bizim aleyhimize elinden geleni yapmış olan bu insanlar bugün mevki sahibidir ve gittikçe Rum'u anlamaktadırlar. Bizim görevimiz bunlara yardımcı olmaktır. Bunların karşısına geçip yine siz şuydunuz, buydunuz, hayır. Şimdi bunlar bu mevkide, bu makamdadırlar. Sorumlulukları vardır ve bu cumhuriyeti müdafaa etmek zorundadırlar. Bunu hatırlatmak kendilerine bizim görevimizdir. Ama hakaret ederek değil. Hakaret ederek değil. Dolayısıyla biz emanetçileriz. Üzerinde yaşayalım, hür yaşayalım diye canlarını, kanlarını vermiş olan insanların bize bırakmış oldukları toprakları babamızdan miras bulmuş, miras yedi gibi ne satabiliriz ne de bırakıp kaçabiliriz. Asla. Koruyacağız. Sonuna kadar koruyacağız. Şimdi ben bir şey yapmadım. Siz yaptınız. Ben de sizinle beraber yürüdüm be kardeşim. Ben de beraber yürüdük. Beraber yaptınız. Eksik olmayın. Şimdi kendi toprağınızdan uzakta bakınız, heyecan dolusunuz, milli duygularla dolusunuz. Allah kimseyi vatanından uzakta bırakmasın, kimsenin bayrağını gönderden indirmesin. En büyük dua budur. Türkiye adaya geleli barış var, hem Rum tarafında barış var hem bizde barış var. Uzlaşma olup olmayacağı dengeye bağlı.
Eğer sen iki tarafı da dengelemezsen, birine diğerinin hükümeti olduğunu dersen, onun da bütün siyaseti, bütün Kıbrıs'ı almak ise hiçbir zaman seninle uzlaşmaz. Biz dengeleyin bizi diyoruz. Devleti de dengelenim diye kurduk. Ama Amerika yine bizi tanımamak efeliğini gösterdi. Bugüne kadar devam ediyor. Sabredeceğiz. Kabul edinceye kadar varlığımızı direnmemiz lazım. Avrupa Birliği'nin şimdi bizi azınlık olarak gören Avrupa Birliği'nin efendim şu kadar para vermiş, fıstık parası, bu kadar bilmem ne, bunları kabul etmemek lazım ama kabul ediyorlar. Mesele değil, mesele şu. Burada birlik ve beraberlik içerisinde partiler üstü konseyin etrafında gördüğünüz bu aksaklıkları dünyaya devamlı suretle duyurmak lazım. Bana Amerikalı, İngiliz herkes söyler. Ya o der, bir mesele olur bir yerde. Derhal e-mailler, bilmem neler dolar bizim şeylerimiz, önümüz. Sizden hiçbir şey gelmez. Onun için bunları yapmak lazım. Eli kalem tutan arkadaşların bunları yapması lazım. Tekrar sözü uzatmayayım. Ben buraya moral almaya gelmiş oldum ve moral alarak gidiyorum. Buradaki problemlerinizi tabiatıyla Kıbrıs'ta da duyuracağım. Siz de duyurunuz, takipçi olunuz ve Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ederim. Efendim, Limassol'la Derneği'ne teşekkür ediyorum. 23. kuruluş yıldönümü anısı olarak bana bunu verdiler. Sağ olun. Teşekkür ederim.